değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzelliklerini bizlere sunmaya devam eden bir bölgeden efendim Muğla Göcek'ten sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Özellikle Göcek bölgesi biliyorsunuz ki biraz daha izole tatil yapmak isteyenler için, daha sakin bir bölge arayanlar için ideal bir alan. Peki buraya geldiğinizde enfes yemekleri nerede tadacaksınız? Enfes stekleri nerede tadacaksınız? İşte burada efendim. Şimdi yanımızda işletmemizin hem sahiplerinden hem şeflerinden Abdi Bey bulunuyor. Meslekte kaçıncı yılımız? 16. senemiz. Buraya açtığımız 2004'ten bu yana burayı işletiyoruz. 30 yıllık bir meslek yaşantınız var. Evet. Yaklaşık 16 yıl önce de burayı açtık ve evet, inanılmaz bir hizmete sunduk. Peki, şimdi burada inanılmaz lezzetlerimiz var. Peki buraya geldiklerinde etlerden neleri yiyebilirler, neleri tadabilirler? Biz genelde kebaplarımız var. Ama dediğim gibi hani steak üzerine daha çok, soslu steakler özellikle. Müşteri portföyümüz yabancı ağırlıklı. Ama biz yerli müşteriyi de bekliyoruz tabii. Kebaplarımız da var. Şimdi özellikle her steakhouse'un ya da her işletmenin kendine özgü bir spesiyeli vardır. Mutlaka gelince turistlerin ya da misafirlerinizin tatmak istediği, tattığı ya da şu an geldiklerinde tatmak isteyecekleri ürün nedir burada? Dediğim gibi steakler steak ağırlıklı. Zaten Muğla yöresine ait çökertme de deniyor. İşte kibrit patates ve üzerine yoğurt, üzerine işte slash etlerimiz var. Dallas steak'imiz var bildiğim kadarıyla. Dallas steak'imiz var. O çok iyi ve çok rahat. Burada daha çok siz et ağırlıklı. Yani geldiklerinde mutlaka etlerinizi aslında siz ayırmak istemiyorsunuz birbirinizden. Etlerinizin tamamını öneriyorsunuz. Peki etlerinizi bu kadar özel kılan şey nedir? Çünkü et zor bir iş. Ben özellikle kendim seçiyorum etleri. Etlerimiz Uşak, Denizli yöresinden geliyor. Balıkesir tarafından. Burada kendi kasabımız var. Burada seçiyoruz. Özellikle ben kendim gidip seçiyorum. Etlerin yumuşaması konusunda, ağızda o lokum tadını verebilmesi konusunda marinenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Var mı özel marinesi yöntemleriniz? Aslında özel marina falan deniyor ama o mesela eskiden yapılıyordu. Neden yapılıyordu? İnsanlar hani dana eti sert olur diye yapıyorlardı. Ama artık öyle değil. Biz zaten etin, dananın en yumuşak kısmını, bonfileyi kullanıyoruz. Yanında antrikot var. Hani bunları marine etmeden de en iyi şekilde sunabiliyoruz ve istediğimiz gibi yumuşaklığı elde ediyoruz. Aslında burada konunun özeti şudur ki eğer etten gerçekten anlıyorsanız, 30 yıllık bir meslek tecrübeniz ve yaşantınız varsa eti gerçekten istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz, o yumuşak tadı da veriyorsunuz. Bu sizin seçimlerinizle de alakalı. Bir marineye de gerek kalmadan, tadını bozmadan öz tadıyla sunuyorsunuz siz onlara. Peki buraya geldiklerinde sadece et mi yiyebilirler? Yo, etlerimizin yanında mesela çocuk menümüz var, vejeteryanlar için menümüz var. Öğlen sinek ağırlıklı, işte makarnalar olsun, salatalar olsun. Özellikle salata çeşitlerimiz geniştir. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Hemen Bediye Hanım'la röportajıma başlamak istiyorum. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bize böyle bir fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. İşin işletme kısmında bir kadın görmek benim her zaman daha çok hoşuma gidiyor. Kadın bir girişimcisiniz burada. Bildiğiniz üzere küresel olarak bir Covid-19 sürecinden geçiyoruz. İşletmemizde ne gibi hijyen önlemleri aldık? Bütün tabaklarımız, bardaklarımız, servis takımlarımız, masalarımız her müşteri kullanımından sonra dezenfekte edilmekte. Tuvaletlerimiz her müşterimizden sonra temizlenmektedir. Maske kullanıyoruz. Mutfak personelimiz siperlik ve maske kullanmakta. Servis elemanlarımız da yine aynı şekilde. Dediğim gibi menülerimiz, yani ondan sonra tuzluk biberlik setlerimiz, bunlar hep her müşterinin kullanımından sonra silinmeye gayret ediliyor. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi işletmenin başında zaten bir kadın var efendim. Yani hijyen tabii ki de top noktada. Ama sizlerin burada genelgeye uygun olan hijyen kurallarını, hijyen önlemlerini aldınız. Ama tabii ki bir kadın olarak da ekstra bir hassasiyet gösterdiğinize inanıyorum ben sizin burada. Peki burada toplantılara, özel davetlere ev sahipliği yapıyor musunuz sizler? Tabii eğer bize böyle bir teklifte bulunursa biz buna hazırlık yaparız. Buna uygun hale gelir. Yaparız yani. Kaç kişilik bir kapasitemiz var
burada? Burada 80-90 kişiye kadar alabiliriz. 90 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Aynı zamanda ben özellikle atmosferinizi çok beğendim Bediye'nin. Deniz önümüzde, kuşların içerisinde, yeşilliğin içerisinde. Geldiklerini de bu alanı da çok beğeniyorlardır diye düşünüyorum. Beğeniyorlar. Bu üzerimizdeki ağaçlar bize doğal şemsiye görevi görüyor. Ve burada bu dış tarafa göre burası daha serindir. Her zaman için birkaç derece daha serindir. Ben sizlere de çok teşekkür ederim. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa yine kısaca dinleyelim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İnşallah bu zor bir dönem yaşıyoruz. Bunu da aşacağız. Biz bu sene çok umutluyduk, daha iyi olacağını düşünüyorduk. Ama böyle bir durumla karşılaştık. İnşallah bunları da aşacağız. Güzel olacak, her şey iyi olacak inşallah. Çok daha iyi olacak. Evet. 14 kuralımıza uymaya devam edeceğiz, evet. Mesafemizi koruyacağız. Evet. Gittiğimiz iş yerlerinde ve mekanlarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına dikkat edeceğiz. Mesela Göcek bölgesinde Bediye Hanımları tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.